İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yüce hem bilim hem de hayır yolunda önemli bir çalışma yaptı ve hatta o çalışmayı icada dönüştürdü. Ömer Faruk, işitme engelliler için çevredeki sesleri yazıya dönüştürüp gözlüğe yansıtan akıllı gözlük geliştirdi. Merhaba. Sivas İhramcızade İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yüce, TÜBİTAK araştırma projesi kapsamında işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için ne yapabilirim dedi ve akıllı gözlük sistemi geliştirdi. Bu ilginç gözlüğün özelliği, ses olarak alınan kaydı metine dönüştürerek gözlük ekranına yansıtıyor. Biraz teknik anlatımı ise mikrokontrol kart yardımıyla işletim sisteminden alınan sözel veri yani sesler kodlar sayesinde yazıya dönüştürülüp gözlüğün yanında bulunan ekrana aktarılıyor. Böylece işitme engelli bir insan kendisine söylenenleri gözlük camından okuyarak algılayabiliyor. Ekrandaki yazıların nasıl gözlük camına yansıtılacağını gösteren bir haber okumuştum. Aklıma da böyle bir şey geldi, hani yazıları gözümüze yansıtırsak kişi hem günlük işlerini halledebilir hem de konuşulanları işitebilir diye. 15 yaşındaki Ömer Faruk 3D yazıcı yardımıyla hafif materyaller kullanarak 120 liralık bütçeyle yapmış bu gözlüğü. Şarj edilebilir ve 19 saat batarya ömrüne sahip. Projem lityum polimer bataryaya sahip olduğu için şarj edilebilir. Kullanımı kolay. Yani şarj süresi 1 saat falan. Düşük tüketimli olduğu için de saatlerce kullanabilir. Hafta içinde Erciyes Üniversitesi'nde açılan proje sergisinde yer alan akıllı gözlüğün hüneri sadece sesleri yazma üzerine değil, çevredeki bazı ses hareketlerini de camına bilgi olarak yazıyor. Kapı zili falan çaldığında da gözlük titreşerek uyarı veriyor ve ekranda kapı zilinin çaldığını gösteren yazı yazıyor. Gözlüğün mucidi İhramcızade İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Yüce icadını geliştirmeyi de düşünüyor. Bunun kullanım alanları arttırılabilir. Bunda bir sınır yok ama biz sadece projede bunu ele aldık.